Sonunda net mesajlar veriliyor yeni dönemde. Yani rasyonel politika, rasyonel dönem biraz da işte faiz artışları, ihracata destek ama iç talebi kısıtlayıcı önlemler. Onlardan nasibini alan sektörlerden bir tanesi de aslında biraz otomotiv tarafı, otomobil satışları çok iyi, hala aslında çok iyi gidiyor. Son verilere baktığımızda hani vatandaş kararlı bir şekilde tırnak içerisinde inatla otomobile ulaşmaya çalışıyor, almaya çalışıyor. İşte az önceki belki konuştuğumuz kur beklentilerinin de burada sanki bir miktar katkısı var. Kredilerle ilgili zorlamalara, sınırlamalara rağmen biraz bunu konuşacağız. Sayın Hüseyin Yalçın bizler olacak, Kardata CEO'su. Hüseyin Bey günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Sizin tarafla ilgili yani regülasyonlarda ilan sitelerindeki hani böyle ince ayar mikro düzenlemelere kadar bir baskı mı diyelim artık buna, düzenleme mi diyelim söz konusu. Nedir son durum? Ben işte o favori ilan fiyatlarında düşüş fotoğraflarını sosyal medyada son dönemde biraz daha fazla görmeye başladım. Eminim sizler de rastlıyorsunuzdur. İkinci el otomotivdeki son durum için sizi dinleyelim. Buyurun. Şimdi esasında şöyle bakmak lazım. Seçimden sonra ikinci el araç satış tarafında, yani ikinci el araç satışlarında önemli bir durgunluk yaşandı. Ve bu durgunluk da esasında hala devam ediyor. Burada tabii ki fiyatı, ikinci el araç fiyatlarını etkileyen çok önemli unsurlar oldu. Biliyorsunuz pandemi zamanında hep 0 kilometre araç fiyatlarını geçen ikinci el araç fiyatları gördük. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi tedarik sorunuyla karşılaştığımız için talep ikinci ele kaymıştı ve buradaki ticaretin çoğunu yapan da bu al-satçılardı. Şimdi hükümetin getirdiği iki tane önemli bir mevzuat var. Bir tanesi bu 6 ay 6000 kilometre. Diğeri de aracın, ikinci el aracın ilanını verirken 0 kilometre fiyatını geçemeyecek mevzuatları. Bu ikinci el araç fiyatlarının bu al-satçılar tarafından yükseltilen ikinci el araç fiyatlarının önlenmesinde önemli bir faktör oldu. Son bir ayda ikinci el araç fiyatları da yaklaşık genel ortalamada %4 oranında düştü. Bu al-satçıların piyasadan yavaş yavaş çekilmeye başlaması bunda önemli bir etken oldu. Tabii ki bu bir faktör. İkinci el araç satışları biraz önce de belirttiğim gibi durgunluk içinde, fiyatlar geri geliyor. Bir diğer unsur da döviz kurunda çok fazla oynama olmadı bu içinde bulunduğumuz son bir ayda. Tabii ki 0 kilometre araç fiyatları direkt olarak ikinci elde etkilediği için orada da herhangi bir artış yansıtılmadı ikinci el araç fiyatlarına. Şu an genel ortalamada ikinci el araç fiyatlarında %4'lük bir düşüş var. %4 aslında yani